Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Bugün vlog çekeceğim. Daha doğrusu birkaç mağazaya gitmek istiyoruz. Dedim ki sizlere de bir şeyler göstereyim. Decathlon'a gideceğiz. Uzun zamandır bana soruyorsunuz. Abi Decathlon'a Lakers'ın ayakkabısı gelmiş. Bakar mısın, inceler misin diye. Bir gidelim bakalım. Ayağımıza giyelim. Nasıl hissettiriyor. Ondan sonra da bir A siteye gitmeyi planlıyoruz. Bakalım gidebilirsek. Hatırlarsanız kapanmadan hemen sonra videosunu atmıştım. Outlet, Nike Outlet'ti. Sezon Outlet'iydi. Bakalım oraya gidersek hani hangi ürünler farklı, neler var, neler yok, değişen bir şey var mı, fiyatlar nasıl, onlara bakmak istiyoruz. O şekilde güzel bir gün planladık. Ben de videoya başladım. Videoya başlayınca çünkü sonuna getirebiliyorum. Güzel bir video sizleri bekliyor olacak. Like ve yorumlarınızı bekliyoruz. Eğer hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve o zil işaretine basarak her yeni gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet, altıma hangi ayakkabıyı giysem asıl şu an nokta o. Aslında böyle şununla süper olabilirim gibi düşünüyorum. Üstümle biraz yakın renklere sahip ama hemen bu kadar da kirletmeyelim ha. Körümüzü veya kirletsek mi? Bilemedim. Körülerde arkadaşlar bir React havası olduğu için, Nike'ın yürüyüş koşu ayakkabıları havası olduğu için tercih edilebilir. Onun dışında aslında Puma Airstreamer giyesim var. Ne zamandır var. Altımla aslında olabilir. Onu giyebilirim. Onun dışında bakalım Super Wrap'lerimiz Ultra Boost da giyebiliriz. Air Force React'ı giyebilirim aslında. En güzel bu olur galiba. Bayağıdır giymek istiyorum. Kapanmalardan dolayı bu kadar ayakkabıyı aldık. Çoğunu uzun zamandır giyemiyoruz. Şuraya bakar mısınız? Joyride'ler falan. Hala içindeki şey duruyor. Tertemiz duruyorlar. Evde spor yaparken giyiyorum daha çok bunları. Ama dışarılarda pek giyemedim. Oo, yaz geldi. Özledim seni bebeğim. Element 55'leri biliyorsunuz. İncelemesinde yapmıştım bunun da. Altta nelerimiz var? Şurada Pro Model 2G, bunu da giyebilirim. Ya aslında giyecek çok ayakkabı var. Seçebilirsek şurada Infinity Run'lar var. İçerideydi onların şeyi. Bakalım buralarda daha neler var. Air Max'lerim var. Air Max genelde güzel gidiyor. Evet, bilemedim ama herhalde Nike React'ları, Air Force React'ları giyeceğim gibi düşünüyorum. Çıkartalım bakalım. Evet, yaz geldi. Seni kullanmamız lazım dostum. Seni kullanmamız lazım. Belki bir defa giymişimdir. Temizliğinden anlıyorsunuz. Evet, ama şu anda bunu giysek bence gayet güzel olacak. Biraz ayağımız rahat eder. React köpüğüyle. Evet. Benzemiyor mu ya React köpüğüne? Çok benziyor bence. Değil mi? Evet, hadi bakalım. Let's go. Asansör sahnelerini özlemişsinizdir kaç zamandır. Şu şekilde. Güzel gitti. Burada arkadaşlar Under Armour'dan aldım. Eşortman. Linkini de paylaşmıştım ben Instagram'da. Eğer ben Instagram'dan takip etmiyorsanız bu tarz linkler için mutlaka takip edin. Hadi bakalım. Evet, Decathlon'a geldik arkadaşlar. Gayet müsait. Ben hemen şöyle hızlıca basket reyonuna gideyim. Neler var, neler yok. Basketbol topu. Aa, bu yeni mi gelmiş? Aa, bu çok iyi bir şeymiş ya. Resist 900. Extreme. Extra time'mış. Çok iyi, yeni bir dış sağ topu gelmiş arkadaşlar. Hoşuma gitti, kavrama kalitesi falan filan. Evet, yine güzel topları da burada var ve ayakkabılar da burada. Yine uygun ayakkabı tercihleriyle karşımızda. Bakalım ama Lakers pek dikkatimi şu an çekmiyor. Ben mi göremiyorum?
180 lira. Fiyata bakar mısınız? Cidden cidden uygun. Weblock'lı. Yani kilitlenme mekanizmalı olan var. 280 lira. Yani dışarılarda giymeye uygun ama ben bir türlü biliyorsunuz alıp tercih edemedim. 320 lira. Bu dışarıda daha hızlı eriyebilir çünkü. Emin değilim. Burada bile biraz hafif kirlenmiş ve tozlanmış bir hali var. Evet, en hoşuma giden bu oluyor. Orta seviye olarak belirtilen. İsimleri yazmıyor çok ilginç bir şekilde. Ama artık şeyden anlayabilirsiniz. Weblock topuğunda olan. Evet. Bu güzel duruyor. En ben rahat ettiğim de buydu. İçimde denemiştim. Evet. Neler var daha bakalım. Ama bulamadım. Yani Lakers olanı şurada. Hah, buradaymış. Oo, ileri seviye. Şuna bakar mısınız? İleri seviyeymiş arkadaşlar. Los Angeles Lakers'la bir anlaşma mı yapmışlar? Direkt takımın her şeyini kullanmışlar. Güzele benziyor aslında. Şunu bir denesek nasılmış diye. Şuraya bakar mısınız? NBA logosu var. Arkası markası da bayağı hoş duruyor. Evet, hoşuma gitti arkadaşlar. Özellikle önden önden bayağı güzelmiş. Bakalım bir özelliklerine bakalım. Taban teknolojisinde Pebax dolgu, darbe emici. Yani şurada bir air mi var, ne var? Yok, hiçbir şey yok. Üstü kalitesi falan fena değil, güzel. Şuna şunun farkı var mı? Aynı şeyler galiba ya. Elevate 900. Daha yüksek. Evet, bununla bu aynı. Herhalde bu Lakers çalışması. Biri 500 lira. Birisi 620 lira. Şurayı görüyor musunuz arkadaşlar? İşte bu. Lakers rengi istiyorsanız 120 lira daha fazla vermeniz lazım. Burada beyazı da var. Bu da 500 lira. Yani böyle oluyor biliyorsunuz. Takımlarla çalışmalar yapılınca onlara da sponsorluk bedelleri ödeniyor. Evet, Dynafit diye bir burada orta ayak taban desteği var. Aslında bu yastıklama değil. Yastıklama şuradaki olanı. Burası da dış taban tutuşu sağlayacak ve asıl hani sağlam olması gereken yer burası. Bu da ayağınıza form veriyor ama sanki çok fazla kullanmışlar. Normalde daha küçük bir plaka kullanılır. Bunun ortasında olan kısım. Evet. Altının altı. Fena değil, güzel. Güzelmiş, şunu bir deneyelim. Şortları var gayet iyi. Oo, tayta bakın. Tarmak. Bakın güzel şeyler var aslında. Warriors. Güzelmiş. Tabii giydiğiniz zaman nasıl rahat edeceksiniz onu bilemiyorum ama NBA ürünleri var. Ne kadar olduğunu fiyatı yazmıyor. Üstte Lakers varsa, aa bak bence bu çok güzelmiş. 95 lira. Normalde arkadaşlar bunlar 50-55 liraya satılıyor. Ama bu alınır. Ciddi söylüyorum, bu alınır. Çünkü burada tarmak yazması yerine Lakers arması güzel geldi. Arkada NBA var. Bir tane bundan alayım ya. Large bulabilirsem. Sanki yok gibi ama. 2X large yok, var galiba. Medium. X large. Medium. X large. Kısmet, large yok. Maalesef. İşte şunun aynısı. Mesela bu 40 lira. Düşün, 85 lira. Dizlikler mizlikler var. Şunları almıştım hatırlıyorsunuz daha önceki gelişlerimde. Bayağı güzel oluyor. Bu da çok güzelmiş. Way downtown. Tam Curry. Curry severlerin giyeceği. Üçlüyü göndereceksiniz arkadaşlar. Sonra from way downtown yapacaksınız. Şunlar falan da güzel. Evet, fena değil. Birçok şöyle tercihler var. Şu şekilde bakın, basketbol şeyi giydirmiş. Bence bayağı güzel duruyor. Birçok dizlik arıyorum abi, İşte bir şey arıyorum abi dediğiniz yerlerde de Decathlon'lara gelebilirsiniz. Şunlara bakın. Çok güzel ürünler varmış ya. Çok güzel NBA ürünleri varmış. 50 lira ve de. Ya fiyat olarak uygun bence. Nike'da olduğu zaman biliyorsunuz arkadaşlar 300 lira. 400 lira. Ayakkabıları zaten hiç geçmiyorum. Düşünürsek güzel şeyler var. Pota. Pota arayanlar da gelip. Ben eve falan kurmak istiyorum arkadaşlar. Şunlardan bunlardan ama. Biraz daha onun için dubleks bir eve çıkmak lazım. Veya bahçeli bir eve çıkmak lazım galiba. Hoşuma gitti. Şortları, şu üstler bir hoşuma gitti. Hiç almayı düşünmeyerek geldim ama yine alacağım galiba. Özellikle küçük arkadaşlarım varsa onlar için de birçok tercih var.
Ben de oğlum biraz daha büyüsün, buradan almayı düşünüyorum. Hani Nike ve Adidas'a çok para harcamaktansa bunlar da gayet şık, güzel. Ben kendim için de biliyorsunuz alıyorum. Çocuğum için de alabilirim tabii ki. Şu çok hoşmuş. Şu mankenin üzerinde olan biraz böyle sert bir kumaşı var arkadaşlar. Yani sanki çiftli gibi. Arkalı önlü gibi. Belki arkalı önlü de kullanımı vardır. Ha evet var. Yani çiftli kullanabilirsiniz. Ama böyle olunca biraz kalın oluyor. Yani esnekliği ve rahatlığı düşebilir. Altına da bir tane bu reversible yine içine çevirebilirsiniz. Bayağı güzel. Tatlı. Aa bakın bu çok güzel. El silme yerleri falan var burada. Kalın kalın. Evet, hoşuma gitti, siyahı var. Burada yine Denver Nuggets rengi gibi geldi bir an gözüme. Fena değil. Şu manken gibi olmak için almanız gerekenler bu kadar. Gelip buradan her şeyi alabilirsiniz, çorap dahil. Çorapları çok gözüm kesmedi ama ne taraftadır? Şurada falan herhalde çoraplar. Ha yok, şuradaymış, ortadaymış. Evet, durum bu. Durum bu arkadaşlar. NBA logolu NBA ürünleri. Şunlar da çok hoşuma gitti ya. Çocukken çok takmayı severdim böyle. Hele ki Golden State NBA logosu falan. Harika. Güzel ama bu yeni çalışmayı hoşuma gitti. Yani tarmak yazısındansa değil mi? Bir kalite katmış kesinlikle. Şu alt da çok hoş. Yani buralar gözükmeyecektir ama alttan bunun gözükmesi bence harika olur. Gayet hoş, gayet keyifli giydir yani bunlar. Evet. Durum böyle arkadaşlar. Siz gel abi, bak abi dediniz. Ben de geldim baktım. Şu Lakers'ı sadece bir ayakkabıyı giymek istiyorum. Onun dışında daha nelerimiz var? Şöyle hızlıca bir bakayım. Voleybolcular için var. Biliyorsunuz her spor için burada bir tercih mevcut. Ya burada potoların açık halleri var. Şu eve meve ileride şundan alabilir. Ama bu gayet güzel. Sebo bundan kullanıyor biliyorsunuz. Bundan kullanıyor diye düşünüyorum. Sebo bundan mı kullanıyorsun? Bana söyle. Evet, durum bu. Şu Lakers'ı bir deneyelim bakalım. Lakers deneyelim. Aslında tight'larını da denemek istiyorum da. Hatta bir tight videosu yapayım istiyordum. Onun için. Ama şu an fazla da zaman harcamak istemiyorum. Şundan bir tanesini deneyelim. 44'e bir bakalım. Big you up and they look down on you. Take one loss, no one's around for you. I won't stop, no, 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 no. I won't stop, I won't stop. I won't stop, no, 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 no. I won't stop, I won't stop. Yeah. I'm so handsome. All in Carmines with my Benz, ooh, I'm so fancy. I'm so fancy. Yeah. No romance. Got my baby and she ride, she make you vanish. No time to play, got book dates. Had a plan, only had to wait. Always knew I'd make a way. Send a bill, they send a pay. Keep it real, keep the record straight. Keep it real, no time to fake. Authentic in my own lane. I am me, turn them in the grave. Trendsetter, I got style for you. Ain't seen you at the top, it's been a while for you. Big you up and they look down on you. Take one loss, no one's around. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Bence bayağı güzel oldu ya. Benim bayağı hoşuma gitti açıkçası. Burada ışıklandırma o kadar berbat ki. İyi çekemiyorum sizlere. Gayet güzel. Şu yeter diyormuş. Nike'den bayılıyorum bunları almaya. Yerinde inceleme arkadaşlar bunun ismi. Bunun ismi yerinde inceleme. Şuralarına bayıldım. Şuralarına bayıldım. Gayet güzel. Evet, şey çok belli olmuyor. Değil mi? Ayakta daha güzel duruyor. Güzelmiş bayağı. Ne kadar? Lakers rengi var, NBA logosu, Lakers logosu falan. Tam da güzel çok değil, giyiyor. Bayağı hoşuma gitti. 44 giymişsin. 44 giydim ve tamam. Ama şöyle yürüyüş çorabıyla giydim. Uzunluğu gayet iyi. 44,5 yok burada biliyorsun. Yani 45 var. 45 de lap lup olur. Bence böyle almak daha iyi. Bir tık açabilir çünkü. Ne kadar aşkım? 620 lira Lakers'ı. Aynısının beyazı siyahı 500 lira. Lakers'a para veriyorsun. Markaya tabii. Bak artık şey var mı? Warriors'ın
Lakers üstüne bak. Decathlon ne kadar evet, geliştirmiş. Bak aynısı 500 lira. Ama bu da çok kötü duruyor be. Rengi mengi çok kötü duruyor. Hmm. Şu da çok kötü. Baksana hemen hiç sararmış bile. Evet doğru. Bence en güzeli bu. Şu. Aynen. Şu ne olacak? Şu birbirine bağlar yok mu? İnsanı çıldırtıyor ya. Sürekli böyle bir ayak bağı. Şöyle yapayım. Arkadaşlar ışık o kadar kötüydü ki burada. Doğru düzgün çekim yapamadım bile. Ama umarım beğenmişsinizdir. Yerinde inceleme. Bundan sonra böyle yapacağım. Geleceğim, giyeceğim, gideceğim. Ne yapalım? Her şey alınmıyor. Ama gerçekten almayı düşünürsem bunu almayı düşüneceğim. Yani 620 lira. İşte sonrasında çok kullanamayacağım için alamıyorum arkadaşlar. Aslında biraz problemim o. Ama almayı düşünebilirim. Ne dersiniz? Detaylı incelemesine gerek var mı sizce? Yastıklaması gayet iyi geldi. Uzun süreli kullanım tabii nasıl olur bilmiyorum. Taban tuşu da canavar gibi. Aynı zamanda dışarıda da kullanabileceğinizi düşünüyorum. Ne kadar şeffaf plastik olsa da oldukça sağlam duruyor. Üst kısmından çok memnun kalmadığımı söylemem lazım. Hafif ayakları mesela buradan pörtledi. Aynı zamanda yana yapacağınız amellerde şuraların çok tutacağını düşünmüyorum. Şuradan bir tık tutma, yani outrigger olsa da fazla değil. Tepeden baktığınızda hafif bir yan kenar ovalliği var. Okey gibi. Arkasının böyle uzunluğu tamamen şekilsel. Topuk koruması yine efsane değil. Şurası çok yumuşak yapılmış. Tamam, bu da görsel. Şurada tarmak logosunu görüyoruz. Evet. Lakers şuradaki arması çok hoşuma gitti. NBA arması çok hoşuma gitti. Şu tutuş çok güzel. Ama bol kalıyor tabii ki. Yani daha böyle Nike'la Adidas'la böyle yapı yapıldığı zaman çok yapışan yapılar yapılıyor. Bu biraz böyle bol bol kalmış arkadaşlar. Ha, fena değil. Bağcıkları sıktığınız zaman çok bir kitlenme yakalayamıyorsunuz. Ancak şuradaki şuradaki bağ ile bir tık kapanma yakalıyorsunuz. Çünkü bu muhtemelen aşağı iniyor. Şurada hissediyorum çünkü onu. Önden dediğim gibi 44 numara aldım. Tam geldi. Ben normalde Nike'da 45 giyiyorum biliyorsunuz artık. Kaç numara giydiğimi. O şekilde. Ama gündelik hayatta da giyilebilecek bir renk. Özellikle şu anki üstümde bence harika oldu. Bu şekilde alınıp giyilebilir. NBA armalı, NBA ile işbirliği olan tatlı güzel bir ayakkabı düşünülebilir. Sizin yorumlarınıza göre daha detaylı düşüneceğim. Eğer Lakers almayacaksanız siyahı bence arkadaşlar. Siyah mantıklı çünkü beyaz ve gri çok hızlı kirlenecek tipteler. Siyah bence oldukça mantıklı. Hemen içini görmemiştim. İçinde de şöyle bir NBA yazısı dikkatimi çekti. Gayet hoş. Şu arkasındaki pedleme de yine oldukça tatlı. Çok böyle ayağınızı rahatsız edeceğini düşünmüyorum ama uzun kullanımlarda bu biraz pısabilir. Burada kullanılan yastık biraz ince geldi gözüme. Yani 620 lira için güzel tercih, öyle söyleyeyim. Yani fiyatına göre tabii ki bunlara muamele etmek lazım. Bence 620 lira için oldukça güzel bir tercih. Veya tabii ki indirimden diğer ayakkabıları bekleyebilirsiniz ama performans için arıyorsanız Instagram ayakkabılarındansa bu çok çok daha iyidir, öyle söyleyeyim. Instagram'dan replika ayakkabı almaktansa bunu performans için diyorum kesin tercih edilebilir. Ama görsel olarak da çok güzelmiş. Yani o da çok hoşuma gitti. Görsel olarak bu kadar iyi olacağını da düşünmüyordum. Özellikle şu anki kombinimde çok yakıştı bence. Asansörden çok daha iyi bu ya. Asansör sahnesinden çok daha iyi. Bundan sonra Decathlon sahnesi mi yapsak? Arkadaşlar ayakkabı alacağım diye girdik. Tencere tava alıp çıkıyoruz. Nasıl iş bu? Bir yandan da aile vlog kanalına vlog çekiyoruz. Ve aile için gerekli olan şeyleri aldık. O yüzden şu anlık Decathlon ayakkabısını alamadım. Ama dediğim gibi yorumlarla sizlerle, sizlerin yorumlarıyla düşünülebilir. Gerçi öyle bir inceleme yaptım ki bence. Yerinde inceleme deniyor buna artık. Birçoğunuzun aklındaki soru işaretleri gitmiş olabilir. Gerçekten beğendiğim fiyatına göre kaliteli bir ayakkabı oldu. Ama tavaya ihtiyacımız var. Tekrar geleceğim demiştim. Ve ilk fırsatta tekrar geldim arkadaşlar. Bakalım fiyatlar nasıl? Ürünler farklılaşmıştı. Ne var ne yok hepsini yapacağız. Evet. Oğluş için bir şeyler bakacağız ama ben de şöyle ne var ne yok gitsinlerden göstermiş olayım size arkadaşlar. Yani çok baktığım bir yer değil ama daha günlük modellerin olduğu
Arkadaşlar bir tanesi geçirse bakacağım. Hoşuma gitti tipi. Arkadaşlar bu şekilde oldu. Bakalım artık nasıl olacak. Şunu çok beğeniyorum arkadaşlar ya. Kendime bir tane Nike'den ID yaptım aslında bununla alakalı ama hala gelmedi. Belki Ocak ayında veya Aralık ayında yapmış olabilirim. Bekliyoruz. Umut fakirin ekmeği. Bunlar kadın modeller için bence çok güzeller. Çok rahatlar yani. Onun için istiyorum ben de. Ama hala gelmedi tabi. Erkek için var ama erkek için de büyük model kalmış. Biraz da fazla şanslı. Benim yaptığım daha güzel olacak gibi düşünüyorum. Evet, Süper Step'ten şimdi çıktım arkadaşlar. Fena değildi. Güzel tercihler var kesinlikle. Yani daha gündelik tercihler, daha sneaker'lar var. Fiyatları da iyiydi. Yani açılma sonrası herhalde her şeyde indirim yapmışlar. Tabii bunların da ihtiyacı var. Bakalım asıl Nike'a. O nasıl olacak? Onu merak ediyorum. Oldukça boş duruyor. Bu benim için iyi bir şey. Bakalım neler var. Selam kardeşim. Geliyorsunuz bu abinizi buluyorsunuz. Kaan abi. Çelen sonra demiştim açılmadan sonra nasıl olacak diye bir onun için geldim. Şu an aynı. Aynı mı? Değişiklik yok mu? Bir değişiklik yok. Fiyatlarda da mı değişiklik yok? Fiyatlarda da yok. Yapma ya. Bir umutla gelmiştik. Dedim ya size. Ama artma da yok diyorsun ha? Artma da yok şu an. Şimdi o zaman çok hızlı bir şey yapalım. Öyle şey yapayım bakayım belki bir şey yine dayanamayıp alabiliriz. Arkadaşlar aynısıymış. O yüzden İ harfindeki videoyu izleyin mutlaka. Çünkü çok detaylı yapamayacağım. O geçen yapmadığım daha çok tekstil ürünleri üstüne şimdi hızlı bir görüntü alabilirim. Ama ayakkabılar, vaynatlar hatırlıyorsanız çok uygundu. İşte yukarıda beğendiğimin buradaki versiyonu ama burada da beden yok maalesef. Evet. Gerçi bakalım 8, 10. 11. 11 olur mu bana acaba ya? Emin olamıyorum. Ama rengi çok güzel değil ki. Ve basketbola çok hızlıca bakalım. Basketboldaki tercihlere. Evet. Güzel şeyler var. O video dediğim gibi izlerseniz daha detaylı. Şu çok iyi değil mi? Cidden iyi. Evet ama benim favorilerim arkadaşlar şu girişteki modellerdi. Hatırlarsanız bir tane Jordan üstü beğenmiştim. Reyonlarda yerler değişmiş gibi duruyor. Ama değişen fiyat yokmuş. Belki alınmıştır. Oo çok iyi değil mi? Harikaymış. 930 lira. Fiyatı da harika ama kendi de harikaymış. O da siyahı. Evet bir dahaki kış için, bir dahaki sonbahar için bence güzel tercihler bulabilirsiniz. Bu da çok güzelmiş be. İnsan kendini kaptırıyor ya. 1130 lira. Gayet iyi. Şuradaki tişörtlere bakalım. Şu hoşuma gitti. Kumaşı biraz kalın geldi. Bunun kumaşı mesela süper. Evet. Şunu beğenmiştik. Fiyat 440 lira. Galatasaray var. Evet bu şekilde arkadaşlar. Bedeniniz varsa yine güzel bulabilirsiniz. Biliyorsunuz şunları almıştım ben. 350 liraydı. Gayet de keyifli. Giydim birkaç defa. Güzel de oldu. Evet durum bu. Fazla da zaman harcamadan çıkabiliriz. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar. Aynı ürünler, aynı fiyatlar. Hiçbir farklılık yok. Ben bir ihtimal dedim belki
yeni ürün gelmiştir veya fiyatlar düşmüştür. Belki ileride düşürürler, artık bilemiyorum. Mağazayla alakalı tabii ki bu stratejiler. Önceki vlogumu dediğim gibi izleyebilirsiniz. 20 dakika uzun bir şekilde tüm ürünlere baktığım ve fiyatlara baktığımız güzel bir vlog yapmıştım. Onu izlerseniz tekrar düşmemiş oluruz hem. Like ve yorumlarınızı atarsanız da sevinirim tabii ki o videoyu da. Evet, çıkalım şimdi. Artık bugünü, bu vlogu yavaştan sonlandırabiliriz. Bir spor yapasım vardı, sporu sizler için çekesim vardı. Belki evde devam ederiz. Arkadaşlar ben Nike'da dolaşırken eşim de bebişimize Crocs aldı. O şekilde. Bir de size şunları göstereyim. Converse çok isteyen oluyor. Converse'ler içinde yine güzel tercihler var birçok. Çok benim tarzım değil ama benim tarzım biraz daha bunlar arkadaşlar. Yo. Evet. Yine ayakkabı almadan çıkmadık.